Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hopisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tayışı, polister makrome, ipten güzel bir çanta yapımını anlatacağım. Örgün çantamızın modelinin ismi bulmaca çanta arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Ölçülerimiz arkadaşlar şu kenardan bu kenara kadar olan ölçüm genişliğimiz 43 cm. Yine sap kısmından Tabana olan uzunluğumuz ise derinliğimiz ise 30 santimetre fakat çantamız şu şekilde hacimli bir çanta oldukça geniş tabanı sahip içine bayağı bir malzeme sığabilir. Ben yap yaparken kullandığım ipi hemen size göstermek istiyorum. Şu şekilde polyester makrome iplerden 3 tane aldım fakat üçüncü ipimden bu arttı. İplerim arkadaşlar 250 gram ağırlığında. 100 gram bir ip arttığını düşünürsem 650 gram ip kolaylıkla yetti ve arttı arkadaşlar şu üçüncü yumağımda dediğim gibi. Bu bilgileri de verdikten sonra sözü de fazla uzatmayalım. Hemen detaylarıyla çantamızın yapımına başlayalım. Evet ipimize şöyle yakından bakalım. Makroma ipi dilediğiniz markalarda olabilir arkadaşlar. 250 gram ağırlığında 275 metre uzunluğunda kalınlık olarak ise 2 ya da 3 milim arasında olduğunu düşünüyorum yazılmamış kağıt üzerine ama 2-3 milim arasında bir iplik kalınlığına sahip hemen şöyle göstereyim yine tığ numarası olarak üç buçuk milimetre bir tığ kullanacağım hemen başlayalım Evet bismillah diyelim. İpimizi kilitledikten sonra zincir yapıyoruz. Bu şekilde 24 tane zincirimizi yapalım. Evet 24 tane zincirimi yaptım. Şimdi yapmam gereken hemen bu 23. zincirim. Bunun içinden bir tane ilmek çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu 1. Şimdi devam ediyorum tüm zincirlerime bir tane sık iğne yaparak sona kadar ilerliyorum. Toplamda en son 23. sık iğneyi yapacağız arkadaşlar. Ben de burayı tamamlayıp geliyorum. Evet sık iğne devam ettirdim. 23. sık iğnemi son zincire yapıyorum. Burada sıramı tamamlamadım daha. Bu son e, zincire tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani toplamda birinci sıramda 24 tane sık iğne yapmış oldum arkadaşlar. Bu sonda artırmamızı yaptık. Yani bir zincire iki tane e, sık iğne yaptık. Şimdi burada ikinci sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincir yapıyorum ve çevirdim. Başlangıçtaki ilk boşluğuma değil hemen şuraya bir tane sık iğne yaparak sıramı başlatıyorum ikinci sıramı bu bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bu son boşluğuma 23. sık iğnemi yapıyorum ve tekrar aynı yere bir kez daha batarak yine 24 sık iğne ile ikinci sıramı da tamamlıyorum. Şimdi bir tane zincir yaparak yine çevirdim. Yine başlangıçtaki ilk boşluğa değil, hemen dibine değil. Sıradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Üçüncü sırayı yapıyoruz. 20 tane sık iğnemizi yaptık. Artık bu sırada artırma yapmayacağız. Bakın 21, 22, 23 ve şu son boşluğa da batıyoruz arkadaşlar. 24. Başlangıcımızın bu şekilde iki sırada artırma yapmamızın sebebi düz olması. Yani şu kenarlarının düz çıkması için de üçüncü sıradan itibaren artık artırma yapmadık. Bakın bu kenarda düzgün çıktı. Üçüncü sırada 24 tane sık iğne zaten kendiliğinden denk geldi. Sizlere sayısıyla belirterek anlattım. Karışıklık olmaması için. Şimdi dördüncü sıraya başlayalım. Yine 24 sık iğne üzerinden devam ediyoruz. Artırma yapmadık. 3'te 4'te de yok ve bundan sonraki hiçbir sırada artırma yapmayacağız. Bakın bir tane zincir yaptım çevirdim yine ilk boşluğa değil. Hemen sıradaki boşluktan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 sondaki boşluğa da baktığımda 24 sayısını yine yakaladım bakın dördüncü sıramızda da artırma yapmadık ve 24 tane sık iğne devam ediyoruz 5. sıramıza da başlayalım hiçbir farklılık yok arkadaşlar yine ilk başlangıçtaki boşluğu atlayarak sık iğnelerimizi yapıyoruz Sayı ile başlama sebebim karışıklık olmamasını anlatmak adınaydı saymadan artık her sırada 24 tane sık iğne yaparak bir dikdörtgen parça öreceğiz. Ben de o şekilde örüp sizlere diğer aşamasını göstereceğim. Dediğim gibi artırma ya da eksiltme yapmadan 24 sayısını takip edeceğiz. Bir zincirle yukarı çıkacağız ve 24 sayısını yine takip edeceğiz. Yapıp geleyim hem ölçüleriyle hem de sıra sayısıyla göstereyim o şekilde devam edelim. Yapıp geliyorum. Evet, ben sıralarımı devam ettirdim. Toplamda 69 sıraya e, tamamladım parçamı ve ölçülerimi de hemen göstermek istiyorum. 69 sırada ölçüm arkadaşlar. E, uzunluğumuz 44 santimetre. E, şuradaki yük, e, derinliğimiz ise şöyle 16 santimetre. E, 44 çarpı 16 santimetre için 69 e, sıra yaptım. Şimdi e, bu şekilde parçamı ördükten sonra sap aşamasına geçeceğim. Şimdi sapımızı yapacağız arkadaşlar. E, zincir çekerek sapımızı yapmaya başlayalım. Evet bu noktada 50 tane zincirimizi yapalım. Evet şimdi sapımızı yaparken 50 tane zincirimizi yaptık. Şimdi 5 sıra daha devam edeceğiz. Yani toplamda 74 sırayla Bitiriyor olacağız parçamızı sap kısmını ilk sırasına başlayalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz normalde şöyle ilmek alırız. Sap işleminde şöyle zincirimizi çevireceğiz. Şuradaki kesik olan çizgileri kullanacağız. Bakın şöyle kesik kesik çizgilerimiz var. Şöyle bu kesik çizgilerden sık iğne yaparak devam ediyor olacağız. Şimdi bu benim e, i̇lk zincirim hemen e, bir sonraki zincirden itibaren başlıyorum bakın buradaki kesik çizgiyi alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Birinci sıramıza başladık. Bu şekilde kesik çizgilerden sık iğne yaparak e, şu parçamızın olduğu noktaya kadar ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz şu noktaya kadar gelelim. E, sık iğnelerimiz yaparak şurada e, farklı bir işlem var. Onu gösteriyor olacağım. Evet sap kısmında zincirlerimi, e, sık iğnelerimi zincirlerimin üzerinde yapmaya devam ettim. Ve başlangıç noktama kadar geldim. Burada bir tane zincirim kaldı arkadaşlar. Bir zincir kalana kadar yaptım. E, şimdi burada bir eksiltme yapmamız gerekiyor. Onun için bu zinciri şöyle, bunu arkasından değil de şöyle alttan batarak ilmek çıkartacağım. Yani düz batıyorum aslında. Ee, şöyle iki tane ilmeğim var. Şimdi bu parçamın bakın ilk boşluğundan da ilmek çıkartıyorum. Ve toplam 3 tane ilmeğimi tek seferde toplayarak bir azaltma işlemi yapıyorum. Burada parçamı da e, sapla bütünleştirmiş oldum. Şimdi yine hiç fark etmeksizin yani e, farklı bir şey yapmaksızın e, sık iğne yaparak birinci sıramı bu sıraya kadar şuraya kadar devam ettiriyorum. Evet birinci sıramı bitirdim. Burada bir azaltma yaptım ve sıra sonuna kadar sık iğne ile devam ettim. Şimdi bir zincir yaparak ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda aslında hiç artırma ya da azaltma yok. Aynı ile devam ediyor olacağız. yine sık iğne yaparak şurada azaltma yaptığımız noktaya kadar ilerleyelim. Burayı da göstermek istiyorum farklı bir işlem yapmayacağız ama kafalarda soru işareti kalmasın. Şu noktaya kadar ilerleyelim. Şurayı yine gösteriyor olacağım. Evet, ikinci sıradayız. Burada hiçbir farklılık yapmadığımızı göstermek için şöyle hepsine tek tek sık iğne yaparak bakın geçiyorum arkadaşlar. Bir alt sırada azaltma yaptım. Bu sırada azaltma yok. Her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptık. Şimdi sona kadar devam edelim. Sonda yine bir püf noktamız var. Oraya kadar yapalım. İkinci sıranın sonundayım. Burada da bitirirken son sık iğnemi yaptıktan sonra bu noktada bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani burada bir tane artırma yapmış oldum. Bir zincir yapıyorum ve çevirdim. 3. sırama başlıyorum. 3. sırama başlarken ilk boşluktan itibaren sık iğne yapıyorum. Atlamadan hemen buradan bir tane sık iğne yapıyorum. 3. sıramı başlattım. Yine parçamın sap ile birleşim noktasına kadar yapayım arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir yan görüntü olacak. Buraya dikeceğiz çantamıza. Biraz pay bırakmış oluyoruz bu sayede. Şimdi devam edelim. Şu noktaya kadar 3. sıramızda da e, şu noktaya kadar yapalım. Sık iğnelerle ilerleyelim. Evet 3. sıradayım. 3. E, sıranın azaltmasını yapıyorum. Yine son bir tane sık iğnemden ilmek çıkartıyorum. E, buradaki parçamdan ilk e, sık iğneden de ilmek çıkarttım. Yine 3 tane ilmeğimi toplayarak azaltmayla 3. sıramı da yapıyorum. Yani Bir sırada azaltma yapıyoruz. Bir sırada düz ilerliyoruz. Düz ilerlediğimiz sıranın sonunda artırma yapıyoruz. Ee, o şekilde devam ediyor. Şimdi 3. sıramı da bitireyim arkadaşlar. Ee, dördüncü sıramıza o şekilde geçelim. Şu noktaya kadar yapalım. Üçüncü sıramı da bitirdim. Bir zincir yaparak çeviriyorum. Ve dördüncü sıramı da başlıyorum. Burada herhangi bir e, azaltma yapmaksızın her sık iğneye bir tane batarak ilerleyeceğim sıra sonuna geldiğimde sıra sonunda artırma yapacağım şu noktaya kadar devam edelim Evet dördüncü sıramın sonundayım burada da sondaki sık iğnemi iki tane sık iğne yaparak artırma yapıyorum ve bir zincirle yine beşinci sırama başlıyorum dibinden başlıyorum şöyle Şimdi beşinci sırada tekrar azaltma işlemi yapacağız arkadaşlar. Kafalarda soru işareti kalmasın, orayı da göstereceğim. Şu ara geçiş noktasına kadar yine şuraya kadar devam edelim. Evet beşinci sıradayım, son sıramdayım. Burada da yine azaltma yaparak yani iki tane ilmeği toplayarak devam ediyorum sık iğne işlemine. bu şekilde 5. Ee, sıramı da devam ettirdim. Şu noktaya geldiğimde bir zincir çekip ipimi keseceğim arkadaşlar. Yapıp geliyorum. Evet sondayım. 5. sıramı da bitirdim. Çanta sapımı yaptım. Ee, burada iplerimizi keselim arkadaşlar. Uç kısımları açılmasın diye de e, bu ipleri çakmak yardımıyla şöyle uçlarını yakmanız gerekiyor yoksa sökülme olabilir. Şöyle bir parça yaptık. Bakın çantamızın sap e, olan parçasını yaptık. Toplamda e, 74 sıraya, evet, 74 sıraya ulaştım. E, şöyle ve ölçü olarak tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bir baştan bir başı ölçtüğümde arkadaşlar, e, bakın 47 santime ulaşmışım. Elimiz yine 16 santim. E, 44 çarpı pardon 47 çarpı 16 santimetre 74 sıra. Evet şimdi e, diğer parçalarımızı da tarif edeyim. Evet arkadaşlar ben parçalarımı şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu e, sap olarak yaptığımız kısımdan iki tane parça yapıyoruz. Yani videoda anlattığım kısım e, aynısından şöyle iki tane yapıyoruz. Şimdi e, i̇ki tane de düz yapıyoruz. Yani toplam 4 parçamız oluşacak. Şöyle. Peki bu düz parçaları nasıl yapıyoruz? E, burada arkadaşlar sap kısmını yaptığımızda e, tarifini vermiştim ama burada hiçbir farklılık yok. 74 sırayı düz bir şekilde devam ediyoruz. Yani sap olmadan iki tane de düz parçamızı örüyoruz. Toplam dört tane parçamızı oluşturuyoruz. E, hepsi 74 sıra olmalı şimdi nasıl eklememiz gerektiğini gösterip sonra eklemeye geçeceğim arkadaşlar. Hemen onu da hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, parçalarımızı nasıl yerleştireceğimizi de şöyle hemen kısaca sizlere göstermek istiyorum. Bakın bir tane sap olan kısmım burada. Diğeri şu düz parçamız. Şöyle bakın bu düz parçamız. Bir tane daha saplı olan kısım burada. Ve bu da diğer düz parçamız bu şekilde birleştirmeye başlayacağız. İlk önce bu kısmı birleştireceğiz. Daha sonra çevirip şu kısmını da ekleyeceğiz ucuna. Şimdi ben telefonda tuttuğum için tam gösteremiyorum ama şöyle buradan başlıyoruz. Daha sonra bu tarafa dönüp burayı ekliyoruz. İki parçamızı ekledikten sonra diğerlerini de sırayla zaten eklemeyi anlatıyor olacağım. Şimdi eklemeye başlayalım. Evet şimdi iki parça eklemeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Burada. Ee, eklemeden önce söylemek istediğim bir nokta daha var. Ben parçalarımın üstüne bir bez koyarak ütüsünü yaptım arkadaşlar. Şimdi eklememizi göstereyim. Şöyle ipimizi önce bir kilit yapıyoruz. Ve şu uçtan başlayacağım eklemeye. Öncelikle buradan ipimi şöyle çıkartıyorum. Şimdi diğer parçamı alıp eklemeye geçeceğim. İpimin altta kalmasını istiyorum. Yani bu ip alttan üstte çıkacak. Şöyle. O yüzden böyle alta aldım. Bu parçanın da tam uç noktasını yani her sıra denk gelecek karşılıklı şekilde Öncelikle ipimizi şöyle bir üste çıkartalım. Bakın şöyle çıkartıyorum. Şuraya geldiğimde böyle ilk eklememi ucundan yaptım. Şimdi buradan alıyorum. Karşıdan bir ilmek alıyorum. İpim altta. Yine bu şekilde çıkartacağım. Bakın son iki ilmek kalana kadar daha sonra bunu şöyle ilmek kaydıracağım. Bu şekilde ilmek kaydırma ile ekliyor olacağız. Her sıranın denk gelmesi önemli. Şöyle bir tane buradan alıyorum. Bir tane de karşıda Daha sonra Şöyle çıkartıyorum. 2 tane ilmek kalınca ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde uç kısma kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane buradan alacağız. Bir tane karşıdan ve ilmek yürüteceğiz. Bu noktaya kadar devam edelim. Aynı şekilde yapalım. Evet bu noktayı ilmek kaydırarak eklemeyi bitirdik. Bakın bu kenar tamamlandı. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde çevirip burada eklememizi yapacağız arkadaşlar. Yani şu kısımda da eklememizi yapacağız. Bunun için yine farklı bir yöntem yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece şuradaki geçişi göstermek istiyorum size. Bakın uç noktaya kadar eklememi yaptım. Şimdi burada da yine sıradaki ilmeğimi alıyorum. Bakın şu uç kısmımda bir sonrakinden başlayarak ipim yine altta eklememi yapıyorum. Bakın ekledim, kaydırdım. Şimdi devam ediyorum bir sonrakinden. Bu şekilde eklememizi yapıyoruz. Zor gibi gözüküyor ama şu an ben kamera karşısında bilmiyorum ne kadar e, anlatabiliyorum. Sadece ilmek kaydırma yöntemi arkadaşlar. İpimizin altta olması gerekli. Bu kadar. Onun dışında oldukça kolay aslında. Sadece sıkı olduğu için ve ben kamera karşısında biraz zor yapıyorum. Ama Böyle basit bir yöntem. Şimdi ne yapıyorum? Yine hiçbir farklılık olmadan karşılıklı gelecek şekilde hiçbirini atlamadan eklememi yapıyorum. Şu şekilde dönüyoruz. Ilmek kaydırıp sırayı bitiriyoruz. Bir de hatırlatmak istediğim noktalardan biri buradaki kalan küçük ipleri asla kesmiyoruz dibinden bunu ilmek şu ilmeklerin arasından yürütelim daha sonra çakmakla ben yakarak yapıştırıyorum bu yapışan bir ip yani ısıyla yapışıyor İsterseniz dik edebilirsiniz ama asla dibinden kesmiyoruz ki açılma yapmasın diye bu iplikler şimdi ben burayı tamamlayayım arkadaşlar daha sonra diğer parçaları da eklemeyi sırayla gösteriyor olacağım ilmek kaydırarak devam edelim Bir parçamı eklemeyi tamamladım şöyle bakalım arkadaşlar buradan şu noktaya kadar geldim burada da ipimi kestim burada dikerek bu ipi gizleyeceğim fakat dikmek için burada ipimi şöyle öncelikle açıyorum Burada dikkat edelim, çok e, uç noktaya kadar gelmeden şöyle bırakalım. Şimdi bu ip çok fazla olacağı için biraz bunu azaltacağım. Yani şöyle kısalttım. Şimdi bunu iğneme geçireceğim bu ipi. ipimi iğneme taktım. Şimdi şurada ipimin 3 tane ilmeği var. Bunlar e, açıldığı için zaten ip sökülüyor. Ben bunları şöyle iğnemle toplayacağım ki açılma yapmasın diye. Bakın şuradakini alıyorum. Yandakini de alıyorum. Yani 3 tane ilmeği tekrar topluyorum. Şöyle İpimi düğümlemiş oldum burada açılmıyor bakın artık çektiğim halde açılmayacak ee, şimdi ne yapıyorum hemen şu bitirme kısmını yapalım sona kadar ekledim ama e, burada Tabii kapatmam gerekiyor şöyle şuradan batalım ya burada muntazam bir dikiş yapın ki e, artık nereye battığınız çok önemli değil sadece güzel gözüksün bakın ipimi arkaya aldım Tekrar şuradan çıkalım. Şu noktayı temiz çalışmış olalım. Şöyle. Bakın burayı artık şu kesişim noktasını tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Arkada ipimizi dikerek sağlamlaştıralım çantamızı. Şöyle alalım ilmeklerimizi. Birleşim yeri düzgün olması amacımız ve tabi ipimizin de açılmaması. Şurada düğüm atalım ki sıkıca. Evet burayı tamamladık. Şimdi ipimi sadece gizleme işlemim kaldı. Burada istediğiniz kadar düğüm atarak ilerleyin. Şöyle ben arkada ipimi yürüteceğim. Daha sonra e, uç kısmını çakmakla yapıştırıp açılmamasını sağlayacağım. Yani iki tane parça yaptıktan sonra şu kısmı kapatmış olduk. Üçüncü parçamızı da ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Hemen onu gösteriyorum. Bakın şurası saplı olan kısmımızdı. Bu ikinci parçamız. Şuradan tabandan eklememizi başlatacağız. Üçüncüsü de şöyle saplı olan parçamız olacak yine arkadaşlar. Yani saplı düz ve saplı olarak eklememizi yapacağız. Nasıl? Şöyle şuradan başlayacağım. Bakın buradan ekleyeceğim. Daha sonra bir öncekinde olduğu gibi şu şekilde devam edeceğim. Bakın böyle. Buradan eklememizi yapmış olacağız. Ekleme aynı şekilde. Sadece hangi parçaları nasıl ekleyeceğimizi tarif ettiğimde zaten eklemek dediğim gibi aynı. Şuradan başlangıcımızı yine bir öncesinde olduğu gibi başlatıp ekleyeceğiz arkadaşlar. Tam şu uç noktasından batalım. Şurayı bulayım. Bu şekilde e, bu kısmı yapalım, ekleyelim dediğim gibi. Daha sonra bu düz olan parçaya. Yeni saplı olan parçamızı da ekleyerek tamamlayalım. Aynı diğerinin mantığı olduğu için tekrar göstermeyeceğim. Ilmek kaydırmayla tamamlayalım. Evet, üçüncü parçamı da ekledim. Şimdi son ve dördüncü parçama geliyorum. Şöyle, şu kısımda bir açıklık var. Bakın, şu kısım e, tabanımızda şöyle. Bakın, şu ekleme yaptığımız yer, şu kısım. Şimdi dördüncüyü de e, şu noktaya getireceğim. Bakın, buradan. Yine aynı şekilde eklememi yapacağım ve şu kısma doğru ilerleyeceğim. Burada eklememi yapacağım. Daha sonra bu kısmı ekledikten sonra burasını da ekleyeceğim. E, son parçam olduğu için artık bunu da bitireceğim. Yani dördüncü parçayı iki kenarda da ekleme yapıyor olacağım. Öncelikle şu kısımdan başlayalım. Yine aynı mantıkla olacak. uç kısımdan yine göstererek başlayacağım sadece eklememiz çünkü dediğim gibi aynı olacak Bu şekilde ilmek kaydırarak eklememizi yine yapalım arkadaşlar. Tamamlayalım. Evet. Bu kenarı ve burayı da ekleyelim. Ve çantamızın son parçasını da ekledik. Bu dördüncü parçayı arkadaşlar iki kenarda ekleme yapıyoruz. Biliyorsunuz burada ekleme yaptıktan sonra zaten kendini gösteriyor nerede ekleme yapacağımız. Öncelikle bu kısımda yapacağız. Daha sonra şöyle eklememizi yaparak burayı da tamamlayacağız. Dört parçayı da eklemiş olacağız. Şimdi burayı da ekleyelim. En son sap kısmını da yine gösteriyor olacağım. Evet çantamın ekleme kısımları bitti Arkadaşlar şimdi saplarını dikeceğiz e, buradakini şöyle buraya bu alt kısımdakini ise yine buraya dikiyor olacağız e, hemen sizlere göstereceğim dikme işlemini bu şekilde yapacağız Arkadaşlar şöyle arkadan çevirip buradan dikiş işlemini gerçekleştirelim. Bu şekilde iki sapımızı da dikelim arkadaşlar. Evet çantamı bitirdim. oldukça güzel oldu. Genişliği de gayet ideal bence arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.